dersimizde RGTM TV'nin bannerlarını yapmaya başlayabiliriz. Hemen ölçüyü tekrar alırsak 1000'di genişliği galiba buradaki ölçümüzün. 1000'e 300 düzen edersem tekrar bir daha teyit ediyorum. Evet, 1000'e 280 gibi bir değer. Evet, 280. 1000'e 280 yapabiliriz. Şimdi Photoshop'umuzu açıyoruz. Buradaki File New komutuna basıyorum. Buradan 1000'e 280. Resolution değerimiz kesinlikle 72 olacak. Web için hazırladığımız için. Color modu RGB yapmamız gerekiyor. Baskıya göndermeyeceğimiz için. Buradaki bit değeri 8 bit olacak. Buradaki bit değerini artırdığımızda bakın buradaki doküman türü artıyor. Burada kullanılabilen renk derinliği ile alakalı burası. Çok önemli değil. 8 bitte kalabilir. Background content de beyaz olacak veya isterseniz istemeden zaten renkleri değiştireceğiz sonra. Advantage'daki ayarları da değiştirmiyoruz. Burada color profil ve accept ratio oranı da bu şekilde kalacak. Şu anda dokümanımızın burada boyutu yazıyor. Bunu save preset diyerek kaydedebiliriz. İsterseniz buna şöyle yapabiliriz. Banner RC-banner diyebiliriz. Okey diyorum. Presetimizi buraya ekledik. Bakın burada RC banner şeklinde geldi. Burada daha önce de yapılmış bir tane daha var preset. RC banner tekrar seçiyorum bu şekilde ve Okey'e basıyorum. Şimdi dokümanımızı oluşturduk. Hemen bu dokümanınızı File, Save As diyerek kaydediyorum. Burada hemen bir tane yazalım. Banner diyelim buraya. Banner. Hatta şöyle yapalım. RC Banner diyelim. İçine giriyorum. Banner Layout diyorum. Yani boş olacak bu. Boş olarak kaydedeceğiz. Ve dokümanımızı kaydediyorum. Şimdi bu derste bunu yaptık. Bir de şunu göstereceğim. Şimdi bannerları hazırlarken tabii materyallerimizin elinizde olması gerekiyor. Yani olursa daha iyi olur sizin için. Şimdi burada kullanılan materyaller ne? Normalde tabii Photoshop'ta ekleyebileceğimiz buradaki shape alanlardan, custom shape'lerden kullanabiliriz. Şu şekilde ol diyerek ekleyelim. Bunlardan kullanabiliriz buradaki alanlardan. Veya internetten daha farklı bulabilirsiniz. Bir diğeri ise şunlar. Mesela ben burada ekledim. Stock foto dediğimiz, yani stock fotoğrafçılığı dediğimiz fotoğraflar. Bunları da mesela şöyle bakarsak, bakın bannerları yaparken kullanabileceğimiz görseller. Tabi bunların böyle renkli olduğuna bakmayın. Photoshop'ta zaten bunları düzenleyebiliyoruz. Çok daha farklı etkiler elde edebiliriz. Bu şekilde fotoğraflar internetten bulabilirsiniz. Hazırlayabileceğiniz bannerların altında bunları kullanabilirsiniz. Yapacağınız bannerın türüne göre ne kullanmak istiyorsunuz. Tabi burada bir miktar var. Daha da fazla istiyorsanız daha da fazla bulabilirsiniz. Şimdi kullanacağımız belki fırça türleri falan ekleyebilirsiniz istiyorsanız. Kullanacağımız materyaller bunlar. Ya bunları istiyorsanız tabii size download edin. Bakalım bunların boyutuna kadarmış. Bayağı da fazlaymış. Evet, buradaki stok fotoğraflarının boyutu. Epeyce yüksek çözünürlük zannedersem bunlar. Tekrar bakalım. Evet, 4 GB'lık. Daha önce de vardı burada. Bulmuştuk. RC eğitimle ilgili fotoğraflar. RC foto diye. Bunları kullanabiliriz. Siz de bunları hazırlayıp kendinize, kendi arşivinizden alabilirsiniz istiyorsanız. Bu şekilde bannerları hazırlarken bunları kullanacağız. Şimdi bir sonraki derste artık tasarımımıza başlayabiliriz.